Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcımız Yüksel Bey. Ya bu seçim çok önemli deriz. Bu seçim diğer seçimlere benzemez. Çok büyük, çok önemli deriz. Gerçekten seçimler önemlidir. Seçimlerde iktidarlar değişir. Seçimlerde vekiller değişir. İnşallah 25 Haziran sabahı Türkiye'de sistem değişiyor. Türkiye'de yeni bir sistem gelecek. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Biliyorsun bunu 16 Nisan'da oynadık. 16 Nisan'da milletin çoğunluğunu tasvibiyle, oyuyla bu sisteme geçtik. Bu sisteme niye geçtik? Bu sisteme daha hızlı çalışmak için, daha hızlı iş yapmak için, daha fazla iş yapmak için geçtik. İnşallah 25 Haziran'dan sonra daha çok çalışacağız, daha çok çalışacağız, daha çok iş yapacağız. Şimdi bakın bu seçim, diğer seçimlerden bir farkı da bu seçimin. Bu seçimde aynı anda iki oy kullanacağız. Bunlar dolayısıyla aynı seçimde, aynı sandıkta bir oy pusulası da milletvekilleri için kullanacağız. Şimdi biz istiyoruz ki hükümet de güçlü olsun, meclis de güçlü olsun. Her ikisinin toplamından da güçlü bir Türkiye olsun istiyoruz arkadaşlar. Bu bakımdan bu seçim bir sistemin değişmesi bakımından, ikincisi güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye olması bakımından gerçekten diğer seçimlerden çok farklı ve bu farklı sebebiyle çok çok önemli. Ben sadece Mudurnu için ifade edeceğim. Bugün Mudurnu'nun bir milletvekili çıkarma şansı var. Değerli kardeşlerim bak sizlerin, Mudurnuların bir milletvekili çıkarma potansiyeli var, şansı var. Bu sizin elinizde. Bu sizin elinizde tamamen size bağlı. Bu bakımdan özellikle ben bugün Metin Kulak kardeşimize destek olmak, onu anlatmak, Mudurnu'da bu seçimin önemini, Mudurnu'nun önemini anlatmak için buradayım. Bakın arkadaşlar da bana refakat ettiler, onlar da beraberiz. Hepimiz farklı olabilir. Olsun, olsun. Yani herkesin bakıldığı evdeydi. Üç çocuğumuz var, üçünün görüşü farklı. Ama sizden isteğimiz, ricamız, bunu hasreten rica ediyorum. Bu seçimde şimdi elbette bugüne kadar az önce değerli bakanım anlattı. Yol işlerimiz var. Ben de takip edeceğim. Arkadaşlar takip edecekler. Bunlar değerli kardeşlerim AK Parti'nin yapamayacağı işler değil. Bakın biz 26 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 26 bin kilometre bölünmüş yol yapan AK Parti Mudurnu'nun yollarını, diğer içlerimizin yollarını çok rahat yapar. Biz bunu yapabiliriz, bunu yaparız. Ve bakın gerçekten yine yaparsa AK Parti yapar. O bakımdan endişeniz olmasın. Hizmet noktasında AK Parti'den endişeniz olmasın. Biz bu yolları yaparız. Köy yollarını yaparız, ilçe yollarını yaparız. Yol yapmak bizim işimiz, köprü yapmak bizim işimiz, havalimanı yapmak bizim işimiz. Ve bugüne kadar da bunların hayatını yaptık. Sayın Kavlan, tekrar soruyorum. Değerli arkadaşlar, bu seçimde Mudurnu'nun evladı Metin Kavlan'ı destekliyor muyuz? Evet! Metin Kavlan'ı destekliyor muyuz? Evet! Allah razı olsun, sağ olun. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Metin Kavlan için buradayız. Akşama kadar buradayız. Sizlerle oturacağız, konuşacağız, esnaf ziyareti yapacağız. Değerli arkadaşlar, bakın Ali Erçoşkun. Benim çok değer verdiğim bir kardeşimdir. Kendisi yazılım bilgisayar konusunda uzmandır. Daha önce mecliste sanayi komisyonunda çok ortak işler yaptık. Yani bir kardeşimiz, bir değerli bakan yardımcımız, adını çok sık işittim, çok sık duydum. Değerli bir kardeşimdir. Şimdi Muzaffer Bey, seni buraya alalım. Evet arkadaşlar, Metin Kural'ı destekliyoruz. Metin Kural'a destek oluyoruz ve Metin Kural'ı Mudurnu'nun ekibi olarak meclise gönderiyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de köyümüzün sorunu ıspat yapılacak için sene önce ağaçları kestik, fidanları kestik, yolun kenarını, yolu geliştirdik. Yapılmadı. Muhtarımız pasif kalmadı. İlgilenemiyor.
Bakanım, özür dilerim. Bak, bu ya söyle, ya söyle, bu kadar insan içinde sizi hani buraya bir misafir olarak gelmişsiniz, seçim nedeniyle de olsa böyle karşılamak, böyle anlatmak istemezdim ama yani mecbur kaldım. Abi söyleyeceksin. Derdin varsa söyleyeceksin. Ne vasıtamız var, ne şeyimiz var. Ya dur. Saymasak dur, baksak dur. Telefonda, cep telefonları doğru biz çekelim. Vali Bey bağlı. Lütfen. Tamam. Senin köy hangi köydü? Senin köy hangi köydü? Güneyte'de Davutlar Mahallesi. Tamam. En son Vali Bey'e dilekçe verdim, hakkı benim. Ben Vali Bey'le konuşacağım, yol için. Ben ise gönderirim. Metin Mudunoğlu, Mudun'un bir milletvekili olsun. Metin'e destek. Aktaş'tan evet. Metin'e destek istiyorum. Sağ olun. Peki efendim, kolay gelsin. Sinema ne değil Allah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İdare ediyoruz. Ne oldu ya? Şeker var. Şeker vanilya var. Şeker vanilya var. Bak yürüyeceksin. Bir de yemeğe dikkat edeceksin. Zaten yeğenim yanımda. Yeme içmeye dikkat et. Teyze soğuların. Yürü böyle hareket et veya tavla çalış. Teyze soğuların zaten tatlıyla şeyle ne bediyeşim yok. Kaç senelerdir. Şeker bence de bak. İşte çıkıyor oluyor yani. Evet, kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Destek istiyoruz. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Kavu yerine alışkınız. Belki siz de alışkınsınızdır baba kapısına. Ben gidiyorum baba kapısına. Benim baba kapısında evim yok. Biz burada kirada duruyoruz. Eğer siz de bana bir destek çıkarsın. Ben çok bir şey istemedim. İki gözlü bir ev istiyorsunuz. İki gözlü bir pire fabrik istedim. Köye koyacağız. Az çok köyde acık fındığımız var bizim köyde. Bak, ben bu sakat bacaklarımla gidiyorum köye. Metin milletvekili olacak, senin işlerine bakacak. Bu Mudunoğlu, tamam mı? Bakın ben... Her zaman buraya gelecek, senin işlerinizi yapacak. Ben sakat bacaklarımdan gidiyorum, Ayşem'e otobüse çıkacaksın diye bir yeri görüyorum. Çünkü evimiz yok orada. Anladım, ben anladım. Çok bir şey istemedim. İnşallah. İki gözlü bir pire fabrik. Tamam, tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuk. Allah şans, şans yükselsin. Hayırlı yolculuk. Allah'a emanet olun.